önceydi. 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı Van. Yerle bir oldu. Yaralar sarılmadan bir büyük deprem daha yaşandı ve peşi sıra gelen artçı sarsıntılar. Sarsıntılar aynı zamanda hayatları da sarstı. Yüzlerce insan yakınlarını, sevdiklerini enkaz altında bıraktı. Geriye kalanlarsa konteynerlarda zor bir hayata merhaba dedi. 2 yıldır o konteynerlarda yaşam mücadelesi veren insanları şimdi daha da zor günler bekliyor. Sevgili seyirciler, Van'da bulunmamızın nedeni Van Film Festivali'ydi. Fakat burada bir dramla karşılaştık. Bunu sizinle paylaşmak istedik. Van depreminin evleri yıkılan pek çok aile burada konteynerlara yerleştirilmiş. Yaklaşık 1,5 yıldır bu konteynerlarda yaşayan hemen hepsi çok yoksul aileler 15 gün önce bu evlerden çıkarılmaları yönünde uyarılıyor ve hemen ardından da elektrikleri kesiliyor. Yani niye çıkarıyorsunuz bu insanları? Zaten mağdurlar. Ali'nin dediği gibi yani burada yaşayanların hemen hemen %100'ü işsiz, güçsüz, işte hasta olan aileler var. Bir aile var mesela, geçen çocuk doğum yapmıştı, Ali bilir. Çocuğunu emziremiyor ya, o işler acısı bir şey yani. Çocuğun bir yani bir yerleşim en azından bu insanların... Bir arada dediği gibi işte apartman hayatı... Kalıcı konutlar yapılması gerekiyor. Evet. Acilen yani. Burada astım hastası olanlar var, şeker hastası olanlar var, diyaliz hastası olanlar var ve ilaçlarını kullanamıyorlar. Şu anda çoğu bozuk. Konteynerde nerede saklayabilirler? Evet. Elektrik yok. Çoğu gecenin bir saatinde ambulans çağırıyoruz hastaneye. Hastanede bir sarım, tekrar geri gel, tekrar sabahlara kadar uyumuyorlar. Bu insanlar mağdur, çaresiz. Yani bir barınma ihtiyaçları var. Yani yetkililerden buradan sorumlu olan başbakanımız, eğer bir sosyal devlet varsa, eğer bir sosyal hizmetler varsa, bir sosyal yardımlaşma varsa, yani bu kuruluşlar varsa bu insanlar neden bu halde? Ne mektebe, ne hale, ne yükmeke, ne elbise, ne dişteki durum çözüldü. Bile oğlum ne öldü bile çağabey yoktur mesela. Çağabey çözüldü. Peki hani önce bu barınaklara, konteynerlara koyacaklardı fakat kalıcı konutlar yapılacaktı. O noktada hiçbir gelişme olmadı mı? Evet, olmadı. Mağdur, yoksul olan insan ev sahibi olamadı. Bunu ben sorumlu olan kişilerin yani bir açıklama yapmasını istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Bizim bu grevi başlattıktan sonraki amacımız kesinlikle, biz bunu en başından beri söyledik. Biz mağdur aileleriz. Hiçbir tarafa bu olayın çekilmemesini istiyoruz. Sadece insani olan en doğal hakkımızı burada biz kullanıyoruz. Biz bunu diyoruz.